Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme alimna ma yenfa'una ve anfa'na bima'allamtena ve zidna ilma. Allahümme arina al-haqqa haqqan ve rzuqna attiba'a. Ve arina al-batila batilan ve rzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ بسم الله الرحمن الرحيم تزكيه النفس derslerinden muhabbet mavzusunu gelişiyoruz. Ötken dersimizde anladığın hulasalarını kısaca takırlayıp koyalımız. Allah bilen, Allah'ın mumun bendelerinin ortasında bir alaka var. Bu alaka muhabbet deb nomlanadi. Allah mu'min bandalarga muhabbati qattiq, mu'minlar ham Alloh taoloni yaxshi ko'rishadi. Ibodat. Biz bu dunyoga ibodat qilish uchun keldik. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi Alloh taolo. Jinlarni ham insonlarni ham menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Ibodat nima edi? Alloh taologa muhabbatli bo'lib turib bo'yinsunish. Allohning buyruqlarini bajarayotib turib, muhabbat bilan bajarsak bu ibodat deyiladi. Agar Alloh taoloning buyruqlarini bajarsak u, ammo muhabbat bo'lmaydigan bo'lsa bu nima deylardi? Toat deylardi. Shuning uchun odamlarni qilayotgani ko'pchiliginiki ibodat emas, toat bo'layotganligi uchun mana shu qilayotgan amalidan ko'zlangan maqsad yetishmayapti. Xulosalardan bittasi hamma narsadan avval mu'min banda Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishligi kerak. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ala la imana liman la muhabbata la" Ogoh bo'linglar, ogoh bo'linglar, muhabbati yo'qning iymoni yo'q. Allohga muhabbati yo'q odamni iymoni yo'q deyilyapti. Ya'ni kofir emas. Bu odamni iymoni chola iymon, komil inson emas, iymon emas. Xulosalardan bittasi Rasululloh aytdilar: "Al-mar'u ma'aman ahabba." Inson qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi. Kimni yaxshi ko'rdik? Allohni yaxshi ko'rdik. Muhammad aleyhisselam'ı yaş gördük, sahabalarını yaş gördük, tabiinlerini yaş gördük, ulamalarını yaş gördük, mu'minlerini yaş gördük. İnşallah kıyamette şunları Katar'da bulamız. Biz mu'minlerini yaman görmeyemiz. Alıngan hulasalardan muhabbet bir narsa, rahmet başka narsa. Allah Teala'nın rahmeti mu'minge hem kafirge hem birdek birili olurdu. Mu'min bulsun kafir bulsun rızkını yaptı. Alloh sog'ligini bergan. Dunyoviy maishatini Alloh taolo beraveryapti. Bu Alloh taolaning rahmati hammaga teng, ammo muhabbati faqatgina kimga? Mu'minlarga nisbatan bo'ladi. Mana shu o'tgan ikkita darsimizni xulosalar edi. Bugun 3-chi darsimiz. Mu'min odam Allohni yaxshi ko'radi, o'zini borlig'ini Allohga sotadi. Ana shunday bo'lsagina Alloh taolo shu bandaga hamma narsani beradi. Qaytarib aytamiz. Vaqtingizni, kuch-quvvatingizni, o'yingizni, fikringizni, qalbingizni hammasini Allohga topshirasiz, shunda Alloh sizga hamma narsani beradi. Chunki Robbimiz subhanahu va taolo siz bilan bizdan shunday bir muhabbat bo'lishini xohlayapti. Hadis qudusiga quloq solamiz. Yagona bo'lgan Allohga qasamki, bu ayni haqiqat. Alloh taolo aytadi: Man shagalahu zikri am mas'alati a'taytuhu fawqa ma u'ti as-sa'ilin. Kimni mening zikrim mendan hojatini so'rashlikdan mashg'ul qilsa, men u bandaga so'rovchilarga berganimdan ko'ra kattaroq narsani ato qilaman. Doim zikrda duo qilib so'rash esdan chiqib qolyapti ba'zida. Qo'lini ko'tarib so'rayman deganda nimani so'rash kerakligi esdan chiqib qolyapti. Doim zikrda, doim band. Bu banda manovi atini aytib so'rayotganlardan ko'ra yaxshiroq narsani oladi deyapti. Qo'lingizni ko'targanda ba'zida esiga kelmay qoladi, bilasizmi? Tiliz aylanmay qoladi. Sizga nima yaxshiligini Robbingiz biladi sizdan ko'ra. Siz menga manovi narsa yaxshi deb so'raydigan narsangiz bor. Siz bilmaysiz uni oqibati sizga yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladi. Bilmaysiz uni. Ammo Alloh biladi. Shuning-shunchi doim qo'lni ko'tarib so'rash esimizga kelmayotgan bo'lsa yoki doim so'ramayotgan bo'lsak ham zikrda yuraveraylik-da.
Rabbimiz aytyapti. Meni zikir qilish shunaqa avora qilib qo'ydi bu bandami? Nimani so'rash kerakligi esdan ham chiqib qoldi. Hech narsa emas. Chunki aytib deb so'rayotganlardan ko'ra kattaroq narsani beraman deyapti. Ya'ni agar Allohning zikri, Allohning to'ati sizni mashg'ul qilgan bo'lsa, odamlarga xizmat qilish, xaloyiqqa foydam tegsin degan narsa sizni band qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh taolo aytayaptiki, "Ey banda, sen meni rozi qilishingdan ovora bo'l. Bandalarimning xizmati bilan ovora bo'l. Sen so'ragandan ziyodasini beraman." Alloh taolo aytadi, "Ey banda, sen men uchun men xohlagandek bo'l. Men sen xohlagan ishlarda sen aytgandek bo'laman." Qataraya? "Ey odam bolasi, sen men uchun men xohlaganimdek bo'lgin. Men sen uchun sen xohlagandek bo'laman. O'zingga nima kerakligini gapirmay qo'yaver shunda." Voy, buni chi totib ko'rish kerak birodarlar. Buni totib ko'rish kerak. Buni tushuntirib, masalan, asalni ta'riflab ber desa, bir yil gapirsin, ming marta holva deng. Og'zingizda holvani ta'mi, shirasi paydo bo'lib qolmaydi. Uni totib ko'rishlik kerak. Shuning uchun aytamiz, "Ey Parvardigor, seni topgan banda nimani yo'qotibdi? Seni yo'qotgan banda nimani topibdi?" Alloh taolo hadis qudusida marhamat qilyapti. "Iza sallamta li fima urid, kafaytuka ma turid." Agar "Ey bandam, men xohlagan narsada menga taslim bo'lsang, sen xohlagan narsada men sen uchun kifoya qilaman." "Va in lam tusallim li fima urid, at'abtuka fima turid." "Men xohlagan narsada menga taslim bo'lmasang, sen xohlagan narsada seni mashaqqatga solib qo'yaman, summa la yakunu illa ma urid." Shundan keyin faqat men aytgan bo'ladi deydi. Yetmaydimi shu? "Sen meni rozi qilishlik g'ami bilan yasha, qolgan g'amingni menga qo'yib qo'y" deydi. Mana eshitdingiz, ertaga chiqib turib hamma g'amni tashab, Allohni rozi qilishingizni birinchi g'am qilib boshingizga kiyib olingda, qarab turing. Ammo sirasi kelishini kutmang. Orada vaqt o'tishi kerak. Bir yil o'tar, bir oy o'tar, uhu, bir oy o'tadimi, domla? Bemasa nima qilasan, 60 yil o'tadi, bemaydi. Bizning muammo nimada? O'sha Alloh aytgan, payg'ambar aytgan narsani qittirlar qarab turamizda, qayerdan kelib qolar ekan. Kelmayapti-yu. Bir oy bo'ldi, bir oydan beri aytayapman, kelmayapti. Rasululloh aytadilar, "Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil." Shoshiltirmasanglarlar, shoshilib ketmasanglarlar, ijobat bo'ladi. So'raganinglar beriladi. "Yo Rasululloh, qana qilib shoshiltiramiz? Qana qilib shoshib ketamiz?" Sizlardan bittanglar Allohdan hojatini aytib so'raydi, 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 keyin aytadiki, "Allohdan so'radim, so'radim, bermadi" deydi. Mana shu odam shoshiltirdi, endi so'ragani berilmaydi. O'ylang, bugun duo qilsiz, ertaga kelaversa. Bugun zolim zulm deb turib, ertasi kuni bo'yni uzilib ketaversa. Darrov ko'rinib qolsa natijasi, unda hamma musulmon bo'lib ketadi. Hech kim zolim bo'lmaydi. Ana shu qilgan duoingizni ijobat bo'lish uchun vaqt o'tishi kerak. Ana shu zolim zulm qildi, uni duoibat qildi, uni qarg'adi biroq. Bu duosi ijobat o'tishi uchun nima bo'lish kerak? Vaqt o'tishi kerak. Ana shu vaqtni o'tishligi siz bilan bizning iymonimizni sinaydi. Muhammad alayhisalom Allohning eng suygan bandasi Ka'bani oldida sajda qilib turganlarida mushriklar kelib ichechavoqlarini, qo'yni, molni ichechavog'ini tashlab qo'yishdi. Rahmatan lil alaminga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni tugatdilar. Haligilar qilib qo'ygan ishidan xursand bo'lib, kulib, bir-biriga suyanib qolishdi. Xoli qurib kulgudan. Rasululloh keldilarda nom-nom aytib haligilarni qarg'adilar, duo ibodat qildilar. Nima? Ettasi kuni darro bo'yni uzilib ketdi ularni. Oradan 3, 4 yoki 5 yil o'tdi, Badrda yetishladi bular. Muhammad alayhisalomning duosi ijobat bo'lishligi uchun, ya'ni mazlum bo'lib turib qilayotgan duosi ijobat bo'lish uchun vaqt o'tishi kerak bo'lsa, siz birodar nimaga ertasi kuni kutyapsiz kelishini? Demak, shoshilmas ekanmiz, Alloh nima qilar ekan? Ijobat qilar ekan. Birodarlar, muhabbat mavzusi juda ham jiddiy, qiyin mavzu. Agar sizga asalni ta'riflab berdisa, qanday ta'riflaysiz? Ketdi, ta'riflayapsiz. Asal qanaqa? Shira.
suyuk, koyuk, var uyan. Burundu kesedi hide, yapışkak, açıp koysan haşaratlar keledi. Hop. Bir adam asalını tariflab 5'te kitap yazdı. Lekin şu 5'te kitapta okuyan adam asalını mazası kanaka ikerliğine idrak kıla aladı mı? 5'te kitap okumasın. Tariflamasın. Bir kaşığı versin. Şimdi yap görsün de bol asalını malakini biladı. Huddu şun göğüşe gendik. Lillahi l-matalul a'la. Huddu şun göğüşe gendik. Allah'a bugün muhabbetini biz her kança tariflab vermeyelik birbirimizge. Onu bir mata tatı görmemsin mi? Muhabbetini tarifini eşken adam bilen, muhabbette özünü tatıp görgen adamın ortasında kança katta fark var? Tatıp görgen misiniz şunu? Tatıp görgen misiniz? Tatkansız, izden çıkıp oladı. Şu hacat izi ettiyiz, yıllar devamında icabat bulmadı, bir gün geldi de, bir iş bu mahcup oldu, sergine sana halamadıyız. Falanca gibi varıp geleyim dedi, unamadıyız, kısta yürü, boğu yürü, ap geçişti. Bari o düz problemimiz halop kaldı. Ana şu ette muhabbet kısıkı yansız. Parvardigar, sen şu problemimi halkı bere edipsen, şu hacatımı bere edipsen o, men halamasam ne makbu edipsen? Bir tonla tilla dedi, bir kambag'al adam, bir dini yok. Yani bir adamın hakikaten bir tonla tillası var. İkalesi yani bir tonla tilla dedi. Endi bir tonla tillası bor odamning holati bilan bir tiyini yo'q odamning holati bir xil bo'laveradimi? Shuning uchun birodarlar, Allohga muhabbatim bor deb hamma gapiraveradi. Allohni yaxshi ko'raman, Allohga muhabbatim bor deb turib, insonning qalbida istirob, qo'rquv, xavotir, siqilish, g'am turibdimi? Demak, bu da'vosi yolg'on. Allohga muhabbati bor odam istirobda bo'lmaydi, siqilishda g'amda bo'lmaydi. Mani endi tushunyapsizlar muhabbatni nimaligini. G'am yo'qmi qalbimizda? Bor. Siqilish yo'qmi? Bor. Noshukurchilik, norozichilikchi? Albatta bor. Demak, hali biz muhabbatni nima qilmadik? Totib ko'rmadik. Ammo Allohni fe'lan yaxshi ko'rgan bo'lsang, haqiqatan qalbingda Allohga nisbatan muhabbat bo'lsa, Alloh seni qalbingga nurni ato qiladi. Tilingga hikmatni beradi. Bunu tatıp görsen keyin bilesen. İnsanın ruhi halatı çatak buladıken bulsa, stres buladı, infark buladı, insult buladı. Mumun adam ki, Allah'a muhabbet bilen kalbi tolup taşken bulsa, Allah berudu, Allah aldı deydi. Bergeniyem sınavıdı, apkogeniyem sınav oldu deydi. Hatırcan turadı. Men şükür keltirip, sabır kılıp, razı bulayım, Allah bundan ziyadasını belirlediydi, hatırcan buladı. Estağfirullah. Ve la tahinu ve la tahzanu ve entumul a'laun in kuntum mu'minin. İn kuntum mu'minin. Eğer sizler mu'min bulsaylar, küfürge karşı küreşte süsleşmeyler ve Uhud cengide mağlup bugenlikler sebepli, gamgin bulmaylar. Eğer hakiki mu'min bulsaylar, sizler aliyseler diye. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, agar qalbida Allohga muhabbati chin bo'lsa, Alloh bu mu'minning qalbiga quvvatni beradi. Bu hech qachon tushkunlikka tushmaydi. Alhamdulillah, Alloh taolo bu eshikni yopsa rizq eshigini, boshqasini ochadi deydi-da, hali do'konda egalari nomart oladi ko'pchilik o'rinda. Ha, bo'lmaydi do'koni borlar. Bir yilga dagovor tuzasan, yarim yilga yetgandan keyin ko'taramiz dagovor, mana deydi, arendani deydi. Chunki guvoh bo'lganlar qo'l ko'tarib qo'yinglar. Yaman alam kıyam mı? Akaya dakı vur kıldık ya, şuna kabuk bağlı yukarı değil. Haram haleki adamı kılıyken işi. Bir yılge dakı vur kıldık. 10 bin sonundan sen ki bir yüz gümemin bir adı. Bir din aşçı olsa sen haram. Şunda siz maneviyatı çökmezsin. Cilin, özümüz kıladığım bol değil. Döken yürgüçe koy verdi, klient örgütken zekin cilin diye yaptı. Kakbutta sizi rızkınızı ovala diyonduka. La sizi yan muammayız, kakbutta sizi rızkınızı ovala diyonduka sıkılı yapsız. Ha, Allah bu eşeğini yapsa, ne makaladı? Keti olmuşsun mu hatırcam? Ha, mihnat kıldık, ha, açınamız lekin. Demek Allah şuna bu şuna halaptı keti orası mı? Bunun neması var? Neme o? Neme o hükümet? Şunu yapsın ama, Allah'a kalbide muhabbette sadık, çin boyan adam, Allah bu benden kalbiye hatırcan bir hesap koyadı. Akahan, işiniz olası da, canım olar mıdır?
Bu anamdan aytiladigan gap bizniki. Çünkü başka gap qomatda aytadigan. Yo siz uni boshida ayting. Aka, rizqimiz Allohning qo'lida. Sizning do'koningizmi, sizning ishxonangizmi, boshqa yerdan rizqimizni ko'raveramiz. Chiroyli muomalangizni qilavering. Yo agar jilishimizni xohlayotgan bo'lsa, bu hiylani kerak, yo shunday berib ketaveramiz. Agar seni qalbing Allohga bog'langan, unga muhabbatli qalb bo'ladigan bo'lsa, seni ma'naviyating, ruhiy holating albatta oliy va doim baland bo'ladi. Tushkunlikka tushmaysan. Muhabbat nima? Muhabbat sobitlik va doimiylik. Muhabbat nima? Muhabbat mag'z ma'nosida. Ayrim ulamolar aytishadi, muhabbat dinning mag'zi. Dinning mag'zi. Iymon nima? Iymon Allohga muhabbatingni bor bo'lishi. Uni yaxshi ko'rishing. Hadisda aytilganidek. Muhabbatning ma'nosi saqlashlik va to'xtashlik. Allohga muhabbati bor odam Allohni hududlarini saqlaydi. Alloh to'xta degan joyda nima qiladi? To'xtaydi. Mo'min odamdan yaxshilik kutsa bo'ladi. Chunki uni to'xtaydigan joyi bor. Bir chegara borki, qizil chiziq o'sha yerga borgan to'xta, u yog'iga o'tmaydi. Undan xotirjamsiz. Urushadi, g'ibatingizni qiladi, so'kadi, lekin u yog'iga o'tmaydi deysiz. Chunki muhabbati bor-da. Uni nimasi bor? Qizil chizig'i bor, u yog'iga o'tmaydi. Ammo mo'min bo'lmagan odamdan hamma narsani kutsa bo'ladi. Muhabbat nima? Muhabbat bu ichki tuyg'u. U ko'zga ko'rinmaydi, ammo u tuyg'uni bizni zohirimizda ko'rinishi bo'ladi. Qalbda nima bo'lmasin, albatta u narsani aksi ustimizda ko'rinadi. Qalbda nima bo'lsa, zohirda shu narsa ko'rinadi. Muhabbatning ta'rifi. Turli ta'riflar kelgan, shundan bittasi muhabbat qalbning doimiy moyilligi. Qalbni doim Allohga moyilligi. Munofiqlar nifoq ahllari Allohni unutishadi. Dunyosiga sho'ng'ib ketadi. Mushkullar bilan ovora, dunyosiga kirishib ketgan. Ammo iymon ahllari esa doim Allohni zikr qilishadi, chunki Robbisini yaxshi ko'radi. Kim bir narsani yaxshi ko'rsa, shu narsani ko'p zikr qiladi. Shu haqida ko'p gapiradi. Siz nima haqida ko'p gapirasiz? Xo'p, biz nima haqida ko'p gapiramiz? Variantlar. Futbol. Mashina. Tijorat. Demak, shu narsani yaxshi ko'ramiz. Endi sizni majlisingiz, sizni ulfatlaringiz nimani ko'proq eslashadi? Demak, shu narsaga muhabbati bor. Demak, u haqida gapirmayapmizmi? Demak, unga nimamiz yo'q bizni? Muhabbatimiz yo'q. Muhabbat har holatda Habibni yo'lida bo'lishlik. Endi qalbida muhabbati bo'lmagan odamlar masjidga kirganda namozni qiyomga yetkizib o'qiydi. Sunnatlari bilan. Endi uyiga borganda nariga o'qib qo'yadi, sunnatni o'qimaydi. Demak, muhabbat yo'q. O'zini shahrida bo'lganda taqvoli, qoraka, assalomu alaykum, mashalloh, inshaalloh, illo billoh deb yuradi. Lekin boshqa mamlakatga yoki boshqa shaharga borib qoladigan bo'lsa boshqa holatda, demak, muhabbati yo'q buni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yakun lahu wara'un yasudduhu an ma'siyati Allohi idza khala, lam ya'ba Allohu bi shay'in min amalihi." Kimning yolg'iz qolganida uni haromdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh uning qilgan amalidan birontasiga qaramaydi. Yolg'iz qolganingizda ham sizning gunohdan to'sadigan taqvoingiz yo'qmi? Sizni Alloh taolo bitta ham amalingizga qaramaydi. Kimligingizni yolg'izligingizda biling. Kimligingizni uyingizda biling. Kimligingizni televizorda oldida qolganingizda, telefoningiz bilan qolganingizda shunda biling kimligingizni. Muhabbatni belgilari. Allohga oshiq banda, Allohga haqiqatan qalbida muhabbati bor banda ozgina gunohini ham ko'p deb biladi. Ko'p savobini ozgina deb biladi. Shunaqamisiz? Yana bitta belgisi toatni o'ziga lozim tutadi, ma'siyatdan uzoq bo'ladi. Yana belgisi borlig'ini mahbubga beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga qo'shin tayyorlashlik uchun infoq qilinglar dedilar. Pul olib kelinglar qo'shinni jihozlagani. Shunda Abu Bakr Siddiq hamma pulini olib keldi.
O kişiye aytilinmagan edi hamma pulini olib ketib. Bir qismini olib kelsa bo'lar edi. Ya Abu Bakr, uyingizga biror narsa qoldirib keldingizmi? Deganida ha, bundan yaxshirog'ini qoldirib keldim. Hamma pulini olib kelgan. Nimani qoldirib keldingiz dedi? Uyga Alloh va Rasulining roziligini, muhabbatini qoldirib keldim dedi. Mana muhabbat qanaqa bo'ladi? Shu bilan Abu Bakr Siddiq kambag'al bo'lib qoldimi? Mana shu yerda bir bizga qiziqda. Hamma yog'ini olib keldi. Kambag'al bo'lib qoldimi? Demek Allah'a aşık bende varlığını beradi Allah ve Resulü için. Allah'ın dergahı da mahbub buluşun yolları var buradalar. Allah bizge muhabbet koyuşu için birinciden Kur'an'ın manalarını tadabbur bilen, tafakkür bilen okuşlik, ilim örgenişlik. Bana ilim örgeni yapmış hazmaşada. Muhabbet hakkı da az gene bir nasıl örgendik mi? Özümüzü teşhir yapız mı şu nasıl bilen? Mende cindi azrağı kem. Mende var şey yok iken muhabbet ona kabulsa. Bana şu ilim buradalar. Yine Allah için nafil amellerini bacarışlıyız. وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى اُحِبَّ Benden deyip de Allah. Nafil amellerini kılıp bora uğradı. Nafil amellerini kılıp bora uğradı. Farzladık bu yandan ki. Ben şu benden yakış görüp olamam deyip de. Sünnet namazını okuş. Nafil amellerini kılış de gene. Sünnette oku uğradı, nafil rozanı tutu uğradı, sünnet amalda kılı uğradı, sünnet namazı oku uğradı. Men yaş görüp olamam şu benden mi diye yaptım. Yine, davami zikirde buluş. Ya eyyuhallezine amanu zikurullaha zikran, kethira. Ey iman keltirgenler, Allah'ını köpü isleyler. Bana hazır, Allah'a nisbeten muhabbetiz kandeyi ikenliğine, tarazısına aytaman hazır. Allah'ın muhabbetinden nasibin, zikirden bulgen nasibinge beraberdir. Kim Allah'ını köprak zikir kılıyken bulsa, muhabbeti balatakan. Kim Allah'ını kemrak zikir kılıyken bulsa, muhabbeti. Allah'ın muhabbetinden nasibin, zikirden bulgen nasibinge beraberdir. Kança bulsa zikiriz, muhabbet izem şunçeyken. Bir günde ne çimette Allah deysiz? Ne çimette La İlahe İllallah deysiz? Ne çimette Estağfirullah deysiz? Ne çimette Hasbunallahu ve Ni'mel Vekil? Ne çimette La Havle ve La Kuvvete İlla Billah deysiz? Kança aitsiz muhabbeti çünkü balataken. Ne de gene bu? Tıl tohtamasın zikirden de gene. Tıl tohtamasın, muhabbetiz balat bulsun. Kalbiz Allah'a topşirip koyun, Allah da Allah sizge hemen nimetlerine atakıladı. Zikirge bağlık ol yaptı sizi, soruyken nasıl zikir işliğe. Allah'ın muhabbetinden nasibin, zikirden bulgen nasibinge beraberdir. Muhabbeti bilgilerden havai nefs yengip durgeni de özün haklıgenler sanamaz. Allah'ın haklıgeni kılışın. Bana çan kaptırıpsız, içki iskeli yaptı, nefsiz, akat yegi iskeli yaptı. Lekin ne makli yapsız? Yeme yapsız. Muhabbeti bilgisi. Muhabbeti bilgisi. Yana bitti bir bilgisi, Allah'ın yakşiligi, ihsanı ve merhametini müşahada kılış, islep duruş. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ını bergen nimetlerini sanasıylar, tamamı yetkiz olmayısılar. Muhabbetin bilgilerden kalbinin sınık buluşu. İnsanın Allah gibi olgen muhabbeti köpeğeni sarı, kalbi sınık buladı. Allah'ın huzurunda kalbi sınıklığı ziyade buladı. Muhabbetin bilgilerden bittesi, Allah'a sadık, hakiki aşıklar bilen birge oturuşuz. Bana şunu de meclisini yakış görüşüz. Bana şunu de adamları da yakış görüşüz. Eğer siz dünya akıllarını yakış görüyken bu siz, ula bilen birge oturuşu da yoktururken bu siz, siz hala muhabbetten uzak ekansınız. Siz yakış görüyken meclis, sizi kimliğinizi bildirirken alamatlardan bittesi. Eğer Allah'a aşıklardan buladığınız bu siz, sizni Allah'tan tosadigan, Allah'tan hijobladigan narsalardan qochasiz. Agar vahiy kech qolib qolsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xavotir olib aytarkanlarki, ey Oyisha, men o'zim bilmasdan sadaqa xurmosidan yeb qo'ydimmikin, der ekanlar. Qanday balo kunda tug'ilgansan? Nimaga onangga o'xshamaysan? Qanaqa bir odamsan? Demasdan ota, o'zimdan o'tib qoldimmikin?
Şu iki oğlum yakışıyor ama üçüncüsü cindek. Kanka çıkıp aldı. Degende bu balana ayıplı olmayın. Ama ki bu yan öşe sizi hatınızdan, sizden bugün balıydı. Bana akaların ülkesiydi. Ne var ki şuna kapı oldu ise? Özüden kadarken aşık adam. Minden ütüp kaldı ya. Bana şular, siz bilen bizini Allah'a muhabbetli buluşumuzu sebep işlerden edin. Allah Azze ve Celle özü yakış görgen, Allah'a aşık bugün muhabbetli, hakiki sadık bandalardan buluşumuzu özü tavfik versin. Çünkü biz her kançın muhabbetli bulamadan hareket kımayalık. Her kançı özümüzü, canımızı kıyna bir amallayı özümüzü urmayalık. Eğer Allah yölemese, Allah kollamese, biz herkes muhabbetli bulamayız. أقول قولي هذا وأستغفر الله